Hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Bugün mutfaktayız. Ve tiramisu yapacağız. Haydi başlayalım. Varan bir tereyağı ve bunu kavuracağız. Bu tarifi ilk kez deniyorum. Onun için kopya çekeceğim. Normal tiramisu okeyim ama bu biraz farklı bazı yerlere. Kasede tiramisu yapacağız bu arada. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağı. Gelirse ekleriz. Sıkıntı değil. Böyle her şeyi ucu ucuna ölçüsüyle yapmaya kalkışırsanız işin içinden çıkamazsınız. Bir süre sonra zaten yemek yaparken alışıyorsunuz göz kararı yapmaya. Hani bu buna oldu diyebiliyorsunuz. Bu yeter diyebiliyorsunuz. O bir yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un. Dökülme. Biraz altını açalım, hemen eklemeyeyim de. Sen birazcık eri, sonra unu ekleriz. Tereyağını kavurduktan sonra üstüne şeker ekleyeceğiz. Kavurmaya devam edeceğiz. Sonra sütünü koyacağız. En son bu hani muhallebi yapıyoruz aslında zaten. Muhallebisi olduktan sonra biraz soğutup içine labne peyniri ekleyip mikserle karıştıracağız. Yemek kaşığı toz şeker diyor ve bir su bardağından biraz daha fazla diyor. Şöyle tepeleme. İki yemek kaşığı un. Üstüne direkt şekeri eklemek çok akıl kârı bence hiç değil. O yüzden sütü ekleyeceğim direkt. Dediğim gibi tarifi ilk kez deniyorum. Tarifteki sıralama, yani algoritması biraz hatalı. Yorum olarak yazacağım. Benim su bardaklarım büyük, o yüzden 3 tane koysam bence yeterli gelecek. Şöyle 2. Şöyle 3. Çünkü
kıvamını verdiren şey nişasta zaten. Hani direkt un ve tereyağı değil. Bu bir çeşit muhallebi çünkü. Bir yemek kaşığı nişasta. Bunu attığıma kıvam olacak. İsteğe bağlı ama şekerli vanilin ya da vanilya özütünüz varsa daha güzel olur. Vanilya aromalı olsun isterseniz katabilirsiniz. Ben hepsini dökmeyeceğim. Biraz döktüm. Zaten kıvam bulmaya başladı. Sonra zaten bu olsun. Kenara alacağım. Soğuması için bir tık. Sonra kedi dillerini hazırlayacağız. Kedi dillerini kahveli sütle ıslatacağız. Kaselere koyacağız. Bu arada sürekli karıştırmaya dikkat edin. Çünkü dibi tutabilir. Bir anda koyulaşabilir. Aman diyeyim. Çok tatlı. Tam yeni video çekerken böyle güzel bir yorum gördüm. Çok hoşuma gitti. Teşekkür ederiz bütün güzel yorumlarınız için. Şimdi o sırada o soğuya dursun muhallebi. Ben birazcık süt ılıtacağım. Kaynatmayacağım. Aman dikkat edin. Çünkü bu sütü ılıtmamın sebebi kedi dillerini ıslatmak için. Ya bunu suyla da yapabilirsiniz bu arada. Ama sütle yaptığınız zaman tadı daha yumuşak, daha yoğun, böyle daha güzel oluyor. Sütü zaten bitirmişiz. Bu kısım zaten sıcaktı bayağı. Bir tık ılıtın. Ilıtmanın sebebi de açıkçası kahve. Çözündüreceğiz içinde. Yoksa kahve erimez yani, buz gibi çünkü süt. Bir tık daha var da neyse, bununla da kahve yaparım. Kopya çekeceğim derken telefondan üstüne un dökülmüş. Evet, Lady Fingers. İçinde bir tık daha var. Hı, böyle yapmışlar. Kakao üstünü süslemek için. O da şurada dursun. Şimdi bu kapta ıslatayım dedim ama içine iyice girer mi? Hmm. Girmeyebilir. Daha yayvan bir şey bulmalıyım. Çok tatlı bir tabağım var. Evet, küçüklükten kalma olabilir. Gerçi diyeceksiniz ki bununla bu arasında çok bir fark var mı? Daha bile derin, daha yayvan bir şey olması lazım. Evet. Bunun için de ıslatacağım. Yayvan ve hepsi de sığar. Yani. Macera aramaya gerek yok. Şöyle bir kaşık yeter bence. Şimdi bu kaselerin içine sığdıracağım diye düşünüyorum ama kırarak koyacağım muhtemelen. İksir olarak bu kaseleri niye seçtin diye sormayın çünkü
canım komşumun kaseleri. İade-i ziyaret yapmam lazım. Ya da durun. Bunların içine yapalım. Kalpli. Olabilir. Bu şimdi tek takıma bozulmasın. Bence bunun içine yapayım. Fazla da olursa diğerlerine de ekleriz. Şöyle dursunlar. Bu bence oldu. Aynen. Şöyle koyayım da. Bu arada kahvesini çok atmamaya dikkat edin. Ufak bir uyarı vereyim. Bu sefer çok sert oluyor. Tadı yani. Bir de sütü çok kaynatmayın, o kadar. Şöyle bir tepeleme yemek kaşığı. Bir dolduralım da. Ettiğim plak geldi. Hadi açalım. Ve tada! Bunu hepsi buradan aldım. Linkini bırakırım. Çok hızlı bir şekilde de geldi. Hasarsız. Çok güzel. Bir tane daha mı?
hareketi var. Aynen, çizilmesin diye. Çok güzel yapmışlar ya. Bu 33'lük bir plak bu arada. Yürüyüş yapmaya çıktık. Selam. Selam. Ne haber? İyidir senden. Hava çok soğuk ya. Buz gibi. Hava çok soğuk. Buz gibi. Küsteceğim. Buz buz. Hissedilen -2 yazıyordu demin. O senin telefonunda. Senin telefonunda kaç yazıyor? Niye farklı mı? Ne? -4. -4. Peki. Aha, olacak şey mi bu? Tempolu koşu. Postacı yürüyüşü. Ay çok iyi ya. Keşke bere taksaydım. Şu an ben de düşünüyorum o sahrambolları aldım. Şey baksana burnumun ucu hemen pembikleşti bile. Soğuktan. Hayır. Hayır zaten çok hissetmiyorum burnumun ucunu. Şu an düşününce hiç hissetmiyorum. Hani dudağımın üstü de gidiyor tamamen. Videoda normalde yan tarafta tam çıkmıyorduk. Şunu kapattım hiç çıkmıyorum şu an. Ha, ben de kapatacağım. Aynen. Bu da bir spor ya bence. Ne yapıyorsun? Ayağını mı sallıyorsun sen? Bir dakika. Ayağını sallıyorum öyle. Yarım yapıyorsun ama olsun. Evet. Arkadaşlar bir de ben araç kullanmaya yeni başladığım için sanırım kendimi çok geriyorum, tamam mı?
vites attığım kolumun şu kısmıyla sol bacağımı hissetmiyorum bayağı. Hamlamışım çok fena.